Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Uzun zamandır yayın yapmamıştık. Dedik hazır Shadowlands'da gelmişken bir yayın yapmanın vaktidir. Ne düşünüyorsun? Zaten konuşacağız görevleri yaparken de. Başları biraz hani şey hani bayık diyeceğim ama aslında hani böyle çok klasik World of Warcraft yapısında hani işte şundan kes bunu getir şunu topla falan filan hani o kısımlar bence biraz daha olmasa da olurmuş. Onun dışında hani böyle işte Kiryanların şeyine olayına odaklanan görevler işte Kiryanları tanıdığımız işte daha sonra sürpriz bazı karakterlerle karşılaştığımız kısımlar falan filan. Oralar çok güzel. O kısımda çok ben sonu falan bayağı ilginç. Devamında ne olacağını merak getiriyor. Özellikle Başları biraz yavaş sadece. evet, sona doğru ben şey yaptım böyle, ya bunun devamını görmem lazım, niye burada kaldı diye. O zaman şöyle bir istersen çok kısa bir Kiryanlar kimdir diye bir başlayayım ben. Çok uzun anlatmayacağım arkadaşlar, göreceksiniz zaten. Kiryanlar Bastion'daki ana ırk ve şöyle bir özellikleri var. Hangi ırktan olursanız olun, hiç fark etmiyor. Evrendeki hangi ırktan olursanız olun. Öldükten sonra eğer Bastion'a gelme hakkı tanındıysa size, bir süre sonra bu rütbeleri atlayarak ve kendinizi nasıl diyeyim, arındırarak Kryn'a dönüşüyorsunuz. Ne olduğunuz hiç önemli değil. Herkes Kryn'a dönüşüyor eğer kendini kanıtlayabilirse. Ki zaten burada tip olarak da fark etmişsinizdir. Split healer'ları çok andırıyorlar. Evet, bayağı bildiğiniz hepsi bu arada Yunan asıllı. İsimler falan da Yunan bu arada. Şaka yapmıyorum. Böyle Kostas'tır falan göreceksiniz yani. Ve hani lore açısından baktığınız zaman Odin ilk Shadowlands'e baktığında bu kendi şeyini hani savaşçılarını nasıl kendi diyarına aktarabilir ruhlarını vesaire falan. Hani Valkyrileri yapmadan önce kısacası. Shadowlands ilk baktığında Kryn'in ırkını görüyor. Böyle çok beğeniyor belli ki Kryn'in ırkını ve Valkyrilerin görünümünü Kryn'lara benzetmeye çalışıyor. O yüzden iki tarafta birbirine çok benziyor aslında. Ve hatta bir süre sonra zaten Shadowlands'ta kalan Valkyriler Spirit Healer oluyorlar falan. Hani böyle uzun uzadıya bir bağlantılı geçmişleri var. Ve mavişler çok tatlılar. Bütün bu arada hani göreceksiniz zaten. Bölgenin renk paleti işte sarımtıraktan maviye doğru oldukça yumuşak ama bir o kadar da güzel bir renk paleti var yani. Edraktus şey demiş bak Diablo 3'teki High Heavens'la benzettim diye. Hakikaten benziyor. Renk paleti biraz daha farklı. O hani şey High Heavens biraz daha böyle sarı ve parlak tonlardaydı. Bu biraz daha mavimsi tonlara kayıyor ama hani mimari açısından hakikaten High Heavens'a benziyor. Ve çok kısa başka bir şey daha söylemek gerekirse, biz Bastion'da başlıyoruz şu anda Alfa'da ama aslında ilk Bastion'da başlamayacağız oyunu oynarken. İlk olarak Dmov'a gideceğiz. Dmov'da bir şeyler oluyor. Ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Ve hani buraya gelir gelmez siz zaten sorgulamaya başlıyorsunuz. Çünkü Mulesworn diye bir şey görüyorsunuz, hani düşman tipi görüyorsunuz. Hatta onları sorgulamaya çalışıyorsunuz burada gelir gelmez. Göreceğiz birazdan zaten ama hani böyle kimsenin olduğunu da bilmiyor bu arada. Ya muhtemelen Tepki de şey olacak. vermiyorlar çok fazla ilk başta. Muhtemelen şey diye tahmin ediyorum ben. Lordaeron Savaşı falan geldi ya BFA'yı Legion'a bağlayan. O tarz bir etkinlik olacak gene MOV kısmı diye tahmin ediyorum. Olabilir. MOVA göreceğiz artık, MOVA'da neler olacak. Ya şey de hemen haritayı da göstereyim hatta ben size. Burası Bastion, şu anda her taraf kapalı tabii, kusura bakmayın. Açıldıkça şey yapacağız. Ana görev zinciri şu orta yerde bitiyor bu arada. Geri kalanlar hep üst seviye level 60 görevlerinin ve düşmanlarının olduğu bir bölge. Gezerken çok pis spoiler yedim zaten burada. Niye spoiler diyorsam Alfa'da oynuyorum, orası da ayrı mesele de. Haritaların geri kalan kısımları daha tam tamamlanmış değil. O yüzden parça parça gözüküyor. Bastion'dan sonra Maldraxxus'a gideceğiz. Burada lineer ilerliyor hikayeyi ilk yaptığınız karakter için. Şey bu arada zaten genellikle bu tarz alfa betalarda hep bu şekilde o çizim haritalar gelmeden önce bu şekilde direkt mini map'teki görselin uzaktan gözüken halini koyuyorlar hep.
Dediğim gibi ilk karakterle lineer gideceğiz. Bastion'da başlayacağız. Maldraxxus'a geçeceğiz. Maldraxxus'tan sonra Ardenvale'da geçiyoruz. Bu Night Fae'lerin olduğu yer. Hı hı. Sonrasında da en son Ravendreth'e geçeceğiz. Ravendreth çok güzel gözüküyor yukarıdan bu arada. Kocaman bir şehir gibi gözüküyor yani. Böyle hoş bir yer olmuş gibi. Detayına girince çizim şeylerini de gösteriyor evet, bu arada. Evet evet. Onu yapıyorum zaten. Ve en ortada Oribos var. Oribos açık değil. Şu anda göremiyoruz nasıl bir şey olduğunu. Maw açık. Maw'u şöyle kısaca gösterebilirim. Şu sağ üstteki muhtemelen Torghast olacak herhalde diye düşünüyorum. Ben en çok Torghast'ı merak ediyorum. Ben de Torghast'ı çok merak ediyorum ama yani hani çok güzel, çok karanlık, böyle kasvetli bir yer olarak gözüküyor. Ben sevdim açıkçası. O zaman Clea'dan görevimizi alalım. İlk geldik buraya zaten. Hı. Şey modunda bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz hani bunu şeyde de açıkladılar. BlizzCon'da da açıkladılar. Legion'ın başı gibi. Daha hani ne kadar başı bilmiyoruz. Hani böyle ne kadar başı olduğunu merak ediyorum ben de şahsen açıkçası ama. Ölen herkes The Maw'a gidiyor. Normalde Oribos'a gidip Arbiter tarafından hani ne hangi bölgeye gideceğine karar veriliyor. Ve oraya gidiyor bu ölüler normal şartlar altında. Fakat Legion'ın başı gibi ölen herkes The Maw'a düşmeye başlıyor. Bu da şöyle bir sorun yaratıyor. Normalde ölen herkes bir yaşam özü, anima denen bir yaşam özüyle geçiş yapıyor. Ve bu anima Shadowlands'in işlemesine sebep olan enerji aslında yani. Diğer bölgelere hiç kimse gitmemeye başlayıp bütün anima The Maw'a düşmeye başlayınca büyük bir anima sıkıntısı çekiyorlar. Her şeyi kısmaya çalışıyorlar. Zaten etrafta şeyi göreceksiniz. Böyle animası bitmiş robotlar falan var yani. Göreceksiniz birazdan. Ve siz çok uzun zamandır The Maw dışındaki herhangi bir bölgeye gelen ilk kişisiniz. Ve size ölüymüşsünüz gibi davranıyorlar. Ama biz biliyoruz ki biz ölü falan değiliz yani. Zaten hani bizim Maw Walker olmamızın evet. sebebi de bizim yani daha doğrusu Maw'dan Maw'a rahat şekilde girip çıkıyor olabilmemizi sağlayan hani özel durumumuz bizim canlı olmamızdan kaynaklanıyor. Hı-hı. Ama bize hep ölüymüşüz gibi davranıyorlar. Hı-hı. Hatta birazdan göreceğiz bir tane şey. Hepimiz bu yoldan geçtik. Rahat ol, rahat ol. Ölüsün ben kabul geçmedim. Et falan diyor böyle. Sen o sırada şey diyorsun böyle. Hayır ben ölmedim ya. Neyse efendim. Böyle geldik. Burada Clea bizi karşılıyor. Kendisi gördüğünüz üzere bir adet Kirin. Ve hani böyle ne zamandır buraya kimse gelmemişti ya anlat bakayım ne haberler var filan diyor. Biz de bu sırada Clea'yı takip ediyoruz. Wuhan süvarileri yurttan ne haber diyor. En son şey diyoruz ya Maw süvarilerden bahset diyoruz. Hani Maw korkunç bir yer çok kötü şeyler oluyormuş ben son hani duydum bu tarz şeyler ama hani senin endişe etmene gerek yok. Bastion'dasın sen burada bir şey olmaz diyorsun. Sen o sırada şey ama ben bak Maw Sworn gördüm falan diye araya girmeye çalışıyorsun o sırada. Bir şey gene şey yapıyor böyle hani endişelenme hani biraz şaşırmış olman doğal. Gel beni takip et diyor. Biz şimdi Clea ile beraber ilk Kirin'lerle tanışma şeyimize doğru gidiyoruz. Bu arada buradaki Stewart'lara da göstereceğim birazdan. Çünkü onlar benim canlarım yani. Çok şirinler. İşte hayatta yaptığın şeyler, eylemler, seni Bastion gibi böyle hani en ulu bölgeye getirdi falan gibi şeyler söylüyor. The Greater diye bir arkadaşımız varmış. Bu bayağı bildiğiniz Bastion'a gelen her ölüyü karşılıyor. Fakat şu anda animası yok. Böyle iyi durumda değil kendisi yani. Böyle pili bitmiş evet. Bayağı pili bitmiş yani. Şu greeter arkadaşımız pilini bitirmişler. Biz şimdi bunu doldurmaya çalışacağız. Bu arada şeyde zaten hani fark etmişsinizdir belki. Fark etmediyseniz de dikkat çekmiş olalım. Questler artık ikiye ayrılmış durumda. Ana görevler böyle şu an hani ekranda gördüğünüz üzere böyle kalkan şeyinin içindeki bir soru işaretinde daha çok böyle gözünüze sokuluyor. Diğer böyle yan görevlerse gene bildiğiniz klasik yuvarlak sembol ifade ediliyor. O ayrımı yapmaları güzel olmuş. Yani alt evet. karakter falan kasarken direkt ana senaryoyu hızlı bir şekilde bitirmek için. Evet evet.
Ve şey hani minimap'te de aynı şekilde görüyorsunuz. Hani eğer bir kalkan simgesi görüyorsanız o bayağı bildiğiniz ana görev zincirinde gitmeniz gereken yer falan yani o yüzden güzel. Şey falan da güzel. TomTom benzeri bir tane şey çıkıyor eğer yüksekte ya da alçaktaysa görev için gitmen gereken yer. Sana hani bu onu işaret ediyor. Sen de o mağaranın girişi neredeydi diye 5 saat boyunca aramak zorunda kalmıyorsun. Şimdi efendim Greeter burada kapalı biliyorsunuz animamız yok. Biraz etraftan anima topla diyor bize Clea. Ve o sırada gidip Sika ile konuşuyoruz. Dünyanın en şirin şeyleri bunlar bu arada. Önümde durma can. Önümde durma. Tam böyle Sika'yı göstereceğim sen girdin oraya. Bunlar Stewart'lar arkadaşlar. Anima Bastion'daki her türlü ayak işini yapıyor gariplerin. Bu arada şaka değil her türlü ayak işini yapıyorlar. Hani ben gerçekten Munkin formu istiyorum bunlardan. herkes Gerçekten istiyor. istiyorum yani. Hani bu kadar güzel bir şey olamaz ya. Efendim işte bunu toplayıp buradan bir şey alıp etraftaki zavallı diğer robotçukların animasını çekiyoruz. Evet, aktive edelim arkadaşı. Bu arada baya temiz gördüm ben Alfa'yı. Hani Alfa olmasına Çok rağmen temiz. sanırım Battle for Azeroth'un çıkış halinden daha az bug var. Okey, buradasın çünkü bütün bir hayatın boyunca hizmet etmişsin diyor bize arkadaş. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bundan daha yüksek bir onur yok diye geliyor ve sorun varsa sor diyor bana. Şimdi burası çok eğlenceli diyor. İlk başta şey yapıyorsun zaten. Sana diyor burası enteresan. Which planet, system, entity, realm or form of existence do you hail from? Bu şey gibi oluyor arkadaşlar. Yani benim anladığım ve bir sürü spekülasyona yol açan şeylerden bir tanesi bu. Herhangi bir gezegende ölmüş olman gerekmiyor diye anlıyorum ben bunu. Herhangi bir boyutta da ölmüş olabilirsin. Ben de o şekilde algıladım açıkçası. Evet. Yani herhangi bir boyutta da ölmüş olabilirsin. Herhangi bir ara başka bir şeyde de ölmüş olabilirsin. Herkes buraya geliyor. Yani Bastion değil tabii ki. Herkes genel olarak Shadowlands'a geliyor. O yüzden enteresan bir bakış açısı olmuş diye düşünüyorum. Yani bunun sonu yok gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi Mousehorn'ları tekrar sormaya çalışıyoruz. Bu sırada tabii Clea bir şey yapıyor. Ne? The Maw'da Kirin mi var? Nasıl yani? Şeklinde yaklaşıyor olaya. O sırada Greeter hiçbir şey demiyor tabii. Bu geçerli bir şey soru değil diye. Tekrar sormaya çalışıyorsun. Kesinlikle kabul etmiyor filan. En sonunda tamam ya ben Azeroth'tan geliyorum şeklinde yaklaşıyor. Tamam tamam Azeroth'tan geliyorum ben şeklinde. Sonrasında da diyor ki size burası çok eğlenceli. Bastion'a kaydınızı yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Şaka değil bu arada. Hangisini yapsam önce acaba? En son yıkanacağım galiba. Ben ilk önce gidip ismimi yazdırayım. Şaka değil bu arada. Gerçekten gidip isminizi yazdırıyorsunuz. Bu arada Rare'i de yapsak mı hazır şeydeyken? Yapalım Buradayken. zaten hemen şurası. Hı. Etraftaki canisterları toplamamız gerekiyor onun için. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü orada böyle bekliyorsunuz Rare'in yanında ve en son ben şey, "Aa bu canisterlara tıklanabiliyormuş bir saniye." diyerek arkandakini de almışsın onu da zaten. Okey. I am my scars diye. Bunları bu kenardaki şeylere koyuyorsunuz. İki tane yok, üç tane. Bir tanesi için üç tane koymanız gerekiyor. Ondan sonra aktive ediyorsunuz. Bir tane daha var ama şurada canisterlar var Bir daha. sürü canister var etrafta. Bunu da açtım. Ona yetecek kadar canister var mı? 3 tane. Aa şurada bir tane Var daha. var. Ben şey yaptım. Üç tane var bende. Okey. La 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 la. Hadi hadi hadi. Herkülon. Immolation Arrow bu arada baseline olmuş. Evet. Hunter'dan. Bizim de bütün totemlerimiz gelmiş. Hatta ben neden bunu koymuyorum acaba?
Bu arada benim mouse'um neden kendi kendine hareket etmeye çalışıyor? Çok emin değilim şu anda ama. Ya sınıfları amprun etmeleri, yani böyle kırpa kırpa kuşa çevirdikleri şeyleri düzeltmeleri ve eski yetenekleri geri eklemeleri güzel oldu. Evet. Yani çünkü hakikaten işte 15 yıldır Feral Druid oynuyorum. Sanırım Feral Druid'den bu kadar soğuduğum başka hiçbir dönem olmamıştı. BFA'da olduğu kadar. Evet, yani ben denemedim bile. Bu arada sen neden öyle ölüyor gibisin? Sana Yok bir yani. heal'ımı basayım o kadar. Boşuna mı şamanız? İngilizce öğretmeni çıktı bir anda Ezgi'nin içinden denmiş de. İngilizce öğretmenliği yaptığımı biliyor muydunuz vakti zamanında? Alışık olduğum şeyler. Şimdi burada şu bir tane şey var. İşte çanı Bir de İngilizce çalıyorsunuz. öğretmen Bunun olacak. sesiyle olabilir canım, Allah Allah. İngiliz Ne değilim yapıyorum sonuçta. diyeceksin. Ben o kadar işte şey güya editörlük şeylik yapıyorum. Türkçe bazı kelimeleri unutuyorum artık Oluyor mesela. canım. Olmuyor yani. Onun müziği sizi rahatlatıyor falan. Buraya gelip vaaz dinliyorsunuz. Şaka değil. Böyle oturuyorsunuz, vaaz dinliyorsunuz burada. Neyse ki uzun sürmüyor. Evet. Uzun bir şeye başlıyorsun. Kirin ola. Sen de Kirin olacaksın diye böyle. Bu arada şey çok önemli arkadaşlar burada. Hani faniliğin getirdiği her şeyden arınacaksınız gibi bir cümle kuruyor burada. Dikkatinizi çekiyorum oraya. Sonra göreceğiz çünkü onun ne demek Kanatlarımız olduğunu. olması için değil mi? Evet, o sırada sen böyle kanatları açıp uçuyorsun. Tam En olarak sonda oydu. yıkanıyoruz. Suya girince buff veriyor bu arada. 5 kere de stacklenebiliyor. Herhangi bir suya bu arada. Bastion'daki bütün sularda yapabiliyorsunuz bunu. Bütün sular şifalı Bütün, demek. hakikaten bütün sular şifali. Şifali. Şimdi Greater'a geri dönelim de. Diyelim ki biz arındık, temizlendik. Ben bunların hepsini bu arada kurt formumda yaptım. Çok anlamsız oldu. Ben de kedi formunda yapmıştım zaten, sıkıntı yok. Clea, biz arındık, kendimizi de kaydettirdik. Bir sorunumuz var diyor. Ve bir adet Olmasa şaşarız zaten. Kalistin diye kanatlı ablamız geliyor. Gördüğünüz üzere bayağı valkyriler yani görüntü olarak. Şey yapmayın arkadaşlar, burada hani yapmaya çalıştığı şey Kalistin'in aslında, hani zaten animamız çok az, yeni gelen biri de olsa hani Greeter'ı kullanmana gerek yok şeklinde yaklaşıyor. Hani The Maw'da Kyrian'lar var diyor Clea, lütfen hani Arkon'la konuşacağız zaten bir noktadan sonra, hani Arkon'la konuşmamız lazım, ona gitmemiz gerekiyor falan diyor. Kalistin de şey diyor, hani ben iletirim, sen şimdi sana söylenenleri yap, hiç araya girme falan şeklinde yaklaşıyor Clea'ya. Biz de o yüzden Aspirant Rest diye bir yere gideceğiz şimdi. Arkon'la bir şekilde konuşabilmemiz için hani önemli bir şey gösterebilmemiz lazım. Clea'nın bir planı var. Fakat öncesinde, gitmeden önce Pelagos adındaki Soulbind ile görüşmemiz gerekiyor. Onu bulması gerekiyor. Soulbind olayı da zaten bir sistem olarak eklenecek oyuna. Hangi Covenant'ı seçtiyseniz orada birkaç seçenek olacak işte Soulbind ile ilgili. Kendi, yani 3 tane mi, ruhlarınızı 5 tane mi, öyle bir şey evet. olması lazım. Ruhlarınızı birbirine bağlıyorsunuz. Yani bayağı biriniz companion modunda oluyor ama biraz daha değişik bir efekti olacakmış. Onları level falan atlatabileceksiniz işte, böyle özelliklerini Şey, seçeceksiniz vesaire tadında. Soulbind oldukları zaman trade edemiyoruz, değil mi? Hayır. Geç düştü. O zaman biz Clea'mızla beraber Aspirin's Rest'e gidelim. Clea vakti zamanında bu arada kanat kazanacakmış ama son anda bir olaylar olmuş. Ne olduğunu bilmiyoruz, hiç söylemiyor. O yüzden tekrar aynı şeylerden, arınma sürecinden geçiyor. Bu arada manzaralar inanılmaz güzel. Onları Hani göstereceğim hakikaten zaten, evet. Yani level design ekibi hakikaten inanılmaz iş çıkartmış gene. şöyle biraz yoldan çıkmış gibi olacağım ama hani hatta print screen'imi bile alırım. Muhteşem yani, hani renkler muhteşem. Etraf muhteşem. O her yerden akan suyun şey böyle parıltısı falan o kadar tatlı ki.
Evet. Skybox da bir ilginç. Orada etrafta bu arada o, hani... Parlayan şeyler acaba gezegen olabilir mi? Ruhların ama anima gibi akıyor oraya. Şeye dikkat edersen burada hani Bastion'ın arkadaşlar göreceksiniz. Böyle çok hani havada bir şeyler durmadan akıyormuş hissiyatı. Hani böyle çok ama sakin. Böyle gerçekten sakin bir akış varmış gibi. Ve hani böyle bitkilerden falan böyle ben onun anima olduğunu düşünüyorum. Hani yukarıya doğru böyle akıyor. Olabilir. Enteresan. Zaten birazdan garibanları da keseceğiz. Animadır, şudur budur derken. İşte bak o kısımlar biraz şey oldu hani. Öf yine mi dedirtti bana. O kısımları hani biraz daha kıssalar ya da ne bileyim bir de şey toplaman gereken şey miktarı da fazla. Evet. İşte ne bileyim 3 tane 4 tane topluyor olsan hadi gene belki neyse de 12 tane topla işte 15 tane topla falan filan hmm diyor. Aspiring soul'ları göstermek istiyorum. Ölen ruhlar. Bazıları böyle şekilsiz, muhtemelen bilmediğimiz dünyalardan gelenleri falan böyle gösteriyor olabilirler. Bizi yani, de böyle gösteriyor bu arada öldüğümüz zaman. Evet. Veya hani Shadowlands'teyken de ölmüş, tekrar diriliyor falan. Dirilme aşamasında olabilir. Öyle bir şey olabilir belki. Gördüğünüz üzere bir adet undead ablamız var burada. Bir tane Blood Elf. Hala Glory to the Sindorai diyor. Niye diyorsun arkadaşım, burada önemli değil öyle şeyler. Burada 8 tane pelt şey toplayın. Deri i̇şte toplayın. Tam olarak mesela dediğim questlerden bir tanesi 15 bu. Tane de tüy toplayın diyor mesela burada. Çünkü böyle yeni gelenlere kıyafet ıvır zıvır falan yapacak malzemeleri kalmamış yani. Gerçekten muhteşem. Şuradan ben abladan şeyi alayım da. İplik. İpliği mi? Evet. Şimdi Pelagos burada kendi bir arındırma ritüeline başlamış ama tabii herkes şey modu, Clay'e biraz korkuyor çünkü arındırma ters giderse, bir şeyler yolunda gitmezse kötü oluyor. Hani böyle karanlık yaratıklar falan ortaya çıkmaya başlıyor. Birazdan zaten onları da göreceğiz. Clean o yüzden memory, evet, bayağı bildiğiniz hafıza şey anılarınız size saldırıyor. Bayağı gerçekten öyle. O yüzden gidip şimdi... Gerçekten de öyle değil midir zaten falan. Evet. Şey dedim ya, Insidious Anxiety miydi ataklarından bir tanesi? Dedim bu kadar gerçek hayata benzer olmasın lütfen yani. Ve bu anılarınız bu arada gerçekten etkilemeye başlıyor sizi. Yani siz derken bu lore'da olan bir şey. Hareket edemez hale falan geliyorsunuz. En sonunda böyle kendinizi yitirebiliyorsunuz vesaire, göreceksiniz zaten. O yüzden biz Pelagos'u kurtaracağız. Yaralı müzesine dönüşüyorsun değil mi? Ben bu anımı yok etmek istiyorum şu anda mesela. Bir de 12 tane de anı öldür diyor. Gidelim öldürelim bari. Bu giriştekileri öldürmemize gerek yok burada. İçeride bir sürü var çünkü. Bir de bu acı hatıralar var. Böyle söyleyince çok komik geliyor ama hani hakikaten tam olarak çevirisi bu. Bayağı acı hatıra. Bir de keşke tıklayabilseydim. Neyse bakalım, belki biz de anılarımızdan kurtulursak kanat sahibi oluruz. Dedi uçarken. Şu köşede görüyorsunuz 24 yard falan diyor. Gösteriyor artık yani şeyleri de. O bahsetmiştin ya nerede olduğunu gösteriyor diye. Buradakileri kesmemize gerek yok diyecektim. Gitti adam, oradakileri kesmeye başladı. Sağdan gitmemiz gerekmiyor muydu bizim? Pelagos için. Olabilir. Bu arada arkadaşlar, takibi alan herkese teşekkür ediyorum. Hatta ediyoruz. Niye tek başıma söylediysem bunu. Yayındayken çok hani yine takip edemiyoruz. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Evet, özellikle için. Benim artık ikinci monitörümün de olmamasını. Benim de ikinci monitörüm yok da eşiminkini çevirdim bayağı. Kendisini hadi git sen uyu diyerek kovduktan sonra. Pelagos'umuz orada böyle oldukça acı çektiren bir hatırası var, ne acaba? Ama yani bilmiyoruz da hatırayı öldüreceğiz o yüzden. O ne biçim hatıra öyle? Bu değil de şey, piercing memory değil de insidious anxiety gibi bir şey yapıyordu. Umarım yapar. Ah, yapıyor. Fear. Bu kadar gerçekçi olmasına gerek yok. Burada
Ne yapacaktım ben? Bir şey yapacaktım. Burada biri ölmüş bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere öldüğünüz zaman arkanızda ceset değil, ruhunuzu bırakıyorsunuz. Eğer dikkatinizi çektiyse. Hı hı. Güzel bir dokunuş olmuş bence o da. Şey, ruh iskelette bırakıyorlar ama şuradan Evet anladığım evet. kadarıyla. Evet, o da hakikaten Garip iskeletinde ruh ama. olarak, evet, niye oluyor, toptan kaybolsa ya diyeceğim de. Bu arada BFA'nın en son özellikle korkunç çirkin setlerinden sonra yeni quest setlerini bile çok sevdim ben. Evet evet çok tatlı duruyorlar. Gerçekten. Bir de bölgelere göre değişik ya onlar. Hı-hı. O güzel olacak. Şimdi başka bir bölgeye gitmemiz gerekiyor. Atlama bu arada. Burada öldürmemiz gereken dünya kadar yaratık var, hatırlatırım. Haklısın, haklısın. Okey. O zaman yan görevi yapalım arkadaşlar arada. Yan görev de Can zaten orada zavallı keçileri ben kesmek demiş. Ben yapmak istememiştim ama. Bir de her öldürdüğünden pelt falan da çıkmıyor. Evet. Bu arada buradaki bir şey daha bug. Bir enteresi bug da değil aslında da bug olarak ben onu raporladım. Diyelim ki sen şeydesin, şöyle bir tepenin ucundasın. Bir şeyler de uçuyor etrafta. Taglediğin zaman sana gelmek yerine bayağı bildiğin direkt aşağıdaki yer neredeyse oraya iniyor. Ondan sonra sana koşmaya çalışıyor falan böyle. Öyle bir enteresanlığı var. Şey bu arada hani betalarda o tarz şeyler çok fazla evet, evet. Oluyor. Hani düzeltiyorlar onları. Ama büyük bir sorun ya, değil muhtemelen, yani. Muhtemelen şey yaparlar hani şeyi hatırlıyorum işte bunca zamandır neredeyse bütün WoW betalarına neredeyse değil hatta tam olarak bütün WoW betalarına katılmış bir insan olarak hani çok fazla gördüm o dediğin şeyi. Hı-hı. Böyle. Neredeyse hepsinde gördüm hatta. Bu arada burası burada yukarıda ha bir şey yukarıda bir şey var da onu galiba 3 kişiyle yapıyorsun. 2 kişi alırız bence. Yo hayır gerçekten samınlamak için 3 kişi ihtiyacın var Ha. diye biliyorum. Tabii sen çift zıplayıp atladın oradan. Ah hayat sana güzel tabii. Ben o sırada çünkü 3 tane pedestal var. Evet. Sonra ortadakine tıklaman gerek. Galiba herkes aynı anda tıklaması gerekiyor ona. Ben Druid'le oynarken çünkü burada bir samınlanmış bir şey vardı. Evet. Vardı da dövüyordu. Bak üçüncüyü boş gösteriyor. Participant yok diye. Bir üçüncü gerekiyor. Yukarıda hemen küçük bir şey çıkıyor ya. Fark ettim. Burada senin kaç tane toplaman lazım? Bende sadece bir tane var. Bende de 2 tane var. Ya işte hani bu kısım mesela hani hadi evet. Diğer tüyler de çabuk toplandı falan 15 tane evet. De hani şu bunu aslında suggestion raporlayabiliriz evet. Yazabiliriz hani çünkü ilk gün düşünsene burayı zaten sayısı da öyle çok fazla değil buradaki bu grazerların imkanı yok yani sadece Bastion açık bu arada arkadaşlar evet o yüzden herkes sadece burayı açıyor. Bir de şey açık işte birinci level'dan Alliance karakter açarsanız yeni evet. Başlangıç bölgesi açık. Onu da bir yere başka bir şeyle gösterebiliriz belki. Horde versiyonu henüz yok. Ama hani muhtemelen onları da yakın zamanda ekleyecekler. Bu arada iki ek pakettir yeni sınıf görmüyoruz. Yeni sınıfa çok kafayı takacaklarına expansion'ı güzel yapsınlar bence. Şu tek derdim şu anda BFA'dan sonra. Yani, şey hani hep hani ek paketlerin büyük özelliklerinden bir tanesi olurdu ya yeni sınıflar. Yeni ırk. O ikisi de hani çok fazla olmuyor. Allied race'leri hani çok da şeyden sayamıyorum açıkçası. Yeni ırk. Aha. Hani çünkü ek pakette gelen böyle full ırklara kıyasla hani bayağı daha basitleştirilmiş şeyler Allied race'ler. Evet. O biraz hani böyle sanki bir eksiklikmiş gibi hissettirdi bana ama şu an hani şeye çok seviniyorum. Tier setlerin muhtemelen geri döneceğini nihayet evet. Duyurdular. Hani çıkışında değil hı-hı. Ek paketin ama hani muhtemelen işte böyle 9.2 9.3 gibi falan. Evet. Ben atladım bu arada. Uçuyorum. Ben de atladım. Tier setler dönebilir diye bir röportajda söylemişler. Ya kesin olarak gelecek demediler bu arada ama hani şey yapmak istiyoruz ve muhtemelen hani ilerleyen yamalarda
yapmayı planlıyoruz bir aksilik olmazsa dediler. O yüzden ben umutluyum açıkçası. Daha önce çünkü şey falan diyorlardı. Yok hani biz tier set yapmayı düşünmüyoruz falan diyorlardı. O ya şeyi de etkileyen bir şey çünkü hani WoW'da bazen hiç yapacak bir şey bulamadığın zaman bile eski tier setleri kovalayabiliyorsun. Ve hani bu sana oyunu oynaman için çok büyük bir sebep veriyor aslında. Tabii canım. Onu elinden aldığı zaman hani sana yapacak şeyi de bırakmıyor. Hani yapacağın şey sayısını azaltmış oluyor aslında. Evet. Kesinlikle katılıyorum. O zaman Clea ile konuşalım. Şimdi bize diyecek ki böyle geçmişindeki hatıralara bakacak. Yani biz ikimiz de bakacağız. Ve insan böyle şey diğer Kirin'ler toplanmış çünkü dediğim gibi uzun zamandır kimse gelmediği için The Maw'dan dışarıya. Onlar için de böyle enteresan bir durum. Ve böylece anılarımıza girip oradaki şeyleri tekrardan yaşayacağız gibi bir durum söz konusu. Şimdi evet anılarımızdayız. Hangisi gelecek önce acaba? BFA geldi. Geçen şey Miraç sen ben oynarken de demiştim yani aslında şey yapsalar burada hani veteran karakterler işte atıyorum Wrath of Lich King döneminden beri oynadığım bir karakterse işte böyle Wrath of Lich King zamanından bir anı gösterse ya da ne bileyim daha yeni bir karakterse ona göre işte böyle daha yeni olayların anısını gösterse hani çok tatlı bir şey olur aslında. Evet. Aslında bunu suggestion olarak şey yapabiliriz. Tekrar basmamız lazım. Vod geldi. Niye? En kötülerini önce verdiler galiba. İşte şey böyle temizlemek isteyeceğiniz anılar olarak bunları düşündük. Ama Legion da var arada. İkisi beraber geldi anladığım kadarıyla. Iron Horde ve Legion'ı beraber koymuşlar. Değişiyor bu arada. İki gündür farklı farklı şeyler geliyor bana. Farklı sıralarla geliyor daha doğrusu. Okey. Pandaren. Ve Scourge. Evet birleştirmişler. Muhtemelen biz ikimiz aynı anda basıyorsak ikimizin birden de şey oluyor olabilir. Olabilir evet. Tekrar bastırma gözünü seveyim yeter. Sen bas ben bekliyorum bu sefer bakalım gene karışacak mı? Legion geldi gene. Ve kafalarına göre bir şey gönderiyor. Legion nasıl bir yara olduysa kalsın. Bende. Kalsın Legion kalsın. Legion'u getirmek istiyoruz biz. Ya şey anılar, dedik ya zaten. Anılar şeklinde. Legion bitmeseydi. Ne güzel gidiyordu ek paket diye. Bu abla bu arada arkadaşlar zırh falan yapıyor. Şu göstereceğim. Sofoni. Forge Light Sofoni. Forge Lit, Forge Light. Forge Light falan diye okunuyordur herhalde diye düşünmekteyim. Şu anda emin olamadım. Ne alsam? Daha az kalorili versiyonu bu. Neden yapıyorsun bunu? Şimdi burada diyor ki, tabii anima olmadığı için etrafta zırh yapacağı ocak sönmüş durumda ablanın. O yüzden onu tekrar aktif etmek için yardım istiyor bizden. Yardımcısı da Sika. Sika'ya gideceğiz şimdi. Onunla bir konuşacağız. Nasıl yardım edebiliriz diye. Şey bu arada şurada da bir tane rare var diye gözüküyor. Ha evet o ders anlatıyorlar. Aman tanrım. Biri öldürüyor. Bunda da her seferinde farklı rare geliyor bu arada. Ve ben ilk yaptığımda şey geldi bir tane. Kaplumbağa geldi. Ama galiba bu gelmişti gene. Ders anlatıyorlar böyle. Şöyle yaratıklar var Shadowlands'te, böyle yaratıklar var, şöyle özellikleri var diye. O sırada hangisini anlatıyorsa o geliyor. Bitti. Bana mesela bu sonraki gelmişti şu. Şey kaplumbağa gelmişti. Oho! Çok tatlılar bunlar ya. Bayılıyorum ben bunlara. Evet, şimdi sana da bir tane hediye ederler belki. Neyi hediye ederler? Stuart. Ha o evet zaten. Kendin seçiyorsun ya hangisi olduğunu. Geleceğiz oraya zaten. Şimdi anima'nın burada Sika bize anima'nın her yerde olduğunu
ama eskisi kadar bulunmadığını, o yüzden etraftaki canlılardan toplamamız gerekeceğini anlatıyor. Hani öldürmen lazım, çok üzücü biliyorum ama yapacak bir şey yok filan tadında yaklaşıyor biraz. O yüzden 25 tane toplamamız gerekiyor. 25 mob öldürmenize gerek yok bu arada, birkaç tane düşüyor bir tanesinden. Aynı zamanda yine anima ile ilgili olarak bir çiçek toplamamızı istiyor. Adrimas Lily diye. Ablamız da bizden daha böyle yoğun anima içeren bir çekirdek toplamamızı istiyor. Bunun için de büyük bir Etherworm çağıracağız. Onu öldürünce toplamış olacağız. İlk önce ona mı gidelim dersin? O tek mob ya. Olur. Bana ver. Şöyle arkada zaten. Yine suya girdim. Bak hemen 30 dakikaya geri şey etti. Ben niye water walking atmamak için direniyorum acaba kendime? Bilmem. Çünkü... Bana da atabilirsin. Sen hoplayıp zıplayabiliyorsun, sayılmaz. Tentlerde değişiklik var, evet. Demon Hunter'da da sanırım şey bir şey falan değişmiş sadece. İsmini unuttum. Yeni bir tane şey skill'i gelmişti. Mor. Unuttum şu an ismini. Siz benim gibi yapmayın arkadaşlar. Anima Breath atarken arkasına geçin. Bir de tükürüyor ya. Anima tükürüyor. Evladım az bulunuyor zaten. Niye tükürüyorsun? Yapma böyle şeyler. Bende fazla var diye. Şu ortadan. Topluyoruz. Ben kısaca bir tentlere göstereyim mi? Göster. 15, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50'de geliyor artık tentler. Çünkü bu arada hani fark etmediyseniz hala level squish. Evet, 50'yiz şu anda yani. 120 artık 50. Hı-hı. 120-130 arası yani Shadowlands'te gelecek kısımda işte 50'den 60. Hı-hı. Bu arada şu Ember nereden çıktı ya? Etherworm'leri de öldürelim de onların şeyi de bitsin bari, arada hepsine verelim. Çiçekleri falan da toplamamız lazım. Gene çiçek toplamaya geri döndük. Evet. İkisi alt tarafı 6 tane istiyor. O yüzden çok sıkıntı değil. Bir an ben bu görevi ilk yaptığım zaman 25 tane mi misara toplayacağız demiştim. Sonra bir tanesinden 3-4 tane falan düştüğünü görünce bir rahatlama geldi. 5 düşüyor iki seferdir. Hadi ya, sen şanslısın o zaman. Şuradaki arkadaşı alalım. Şurada bir tane uçan var, ben onu çekmeye çalışayım. Gerçi az önceki 2 taneydi sanırım bakladığımız yüzden de. Ve bir miyav geldi. İki tane evet filan diyor. Hangi şansınız? Yayın mı yapıyorsunuz siz diye? Miyavlamam lazım. Bunlar anima sıkıntısı çektiklerinden eminler mi ya? Bu kadar her yaratık anima diye üstümü başıma tükürüp duruyor. Şeymiş değil mi aslında? Böyle üşengeç olduk. Sağlık alacağım ben. Saldırmasın o etrafım diye. Çünkü üşengecim ben. Üşengeç oldukları için toplamaya üşeniyorlarmış. Halbuki bir sürü var. Değil mi böyle? İki adım atsa bulacak çiçekleri halbuki. Tabii sen şey hoplayıp zıplayıp glide atabildiğin için hayat sana güzel. Ben buradan böyle kenardan. Ben de mi Demon Hunter açsaydım acaba? Açmadın mı zaten? Bir tane daha açsaydım. Fazla Demon Hunter'dan zarar gelmez. Şimdi bu arkadaşın istediği anima parçalarını topladık. Çiçekleri de topladık. Ondan sonra cuma. Lazımmış, o yüzden. Şimdi o çekirdeği daha fazla yoğun anima içeren şeyi de topladık. Şimdi arkadaşlar taşımacılık yapacağız. Yardım ediyoruz kendilerine. Evden eve nakliyat. Bayağı nakliyat, evet. Death Stranding. Bir de etrafı temizliyoruz. Ya bu Sika Stewart değil mi? Biz niye yapıyoruz? Neyse hadi yardımcı olalım. Tamam. Ve şimdi bu bölgedeki en sevmediğim görev falan olabilir bu arada yani bu. Bir parça zırh yapmasına yardımcı olacağız. Şu şeyi ortada tut
Göremiyorum da gerçi şu anda şeyden ötürü. Benim yeteneği ortada duruyor yetenek de şey barı göremiyorum. Küçücük bir bar var orada. Bayağı basit aslında. Yo, basit basit şeyi ortada tutuyorsun. Olabildiğince. Ne derler ona? Barı ortada tutuyorsun da böyle beklemesi sonra yeterince azaldı herhalde bir daha tıklayayım falan modu. Evet. Biter mi artık lütfen rica ediyorum. %81, %87, %90, evet. 93 ve bitti. Evet. Demircilik zor. Vallahi zor. Yapacak bir şey yok. Bir de burada abla onu yaparken zırhı tutuyoruz. Abla zırhın içine anima koyuyor. Anima power. Anima power. Evet. AP gene yani. Adamlar özellikle kasıyorlar diyorum. AP olsun kısaltması diye özellikle kasıyorlar yani. Şimdi herkes şey sanacak, AP toplamamız gerekecek yine zannedecek, o yüzden yüreğini indirmeyin. Senin bir şey toplamıyoruz bu sefer arkadaşlar. Ya gene bir AP toplama olayımız olacak ama çok aşırı olmayacak galiba diye biliyorum. Hani grinding olacak, modu olmayacak. Ya da görevlerden mi gelecek, bir şeyden mi gelecek? Çünkü mesela soulbind'larının yeteneklerini seçebilmek için anima gerekiyor falan. Hani o tarz bir durum söz konusu da. Şimdi hazır zırhımızı da aldık. Göstereceğim şimdi zırhı size zaten. Clea ve Pelagos'un yanına geri geliyorum. Yakın zamanda geri gelin dedi Sika. Tabii geri gelirim ben seni görmek için. Yalnız şamandaki armor set o kadar da muhteşem duruyor şu anda. Bastion'ın armor seti. Şöyle bir bakarsan bana bayağı bildiğin siyah ve griyim yani. Hani şey bayağı güzel. Leather olanı ben bayağı... Leather olan çok tatlı, evet. Hatta dur sana yaklaşayım da gözüksün. O leather olan bayağı tatlı duruyor, evet. Ben şey aslında bir tane priest açıp da ona baksam iyi olacak sanki. Böyle priest böyle bütün sınıfları kalsın. Cloth ve plate'leri görmek istiyorum. Bir paladin ve bir priest beni bekler diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kendimizi kanıtlama kısmına geldik. Bastion'ın işte bu başlangıç kısmına işte kaydını yaptırıyorsun, zırhını alıyorsun, kendini kanıtlıyorsun modunda. O yüzden başı biraz hani böyle şey sakin gidiyor dedik ya. O yüzden buralar sakin gidiyor yani. Asıl başka bir bölgeye gittiğimizde yakınlardaki o zaman olaylar biraz değişecek. Öncelikle 3 tane asistanı alt etmemiz gerekiyor. Şaka değil. Bizim ne kadar güçlü olduğumuza karar verecekler çünkü. Aynı zamanda diğer bizim gibi böyle bu şeyden geçmeye çalışan birbiriyle işte nasıl diyeyim sparring diyeceğim şimdi. Dövüş eğitimi modunda olanlardan da 8 tanesini indirmemiz gerekiyor. İndirmemiz derken öldürmüyoruz burada yani yanlış anlaşılmasın. Yeniyoruz sadece. Şu çift olanlara gideceğim ben. Çift olanları tıklayınca ikisi birden geliyor çünkü. Ama benim mouse'um kendi kendine hareket etmesi tekrar. Ya çok güzel olacak. Ama... Yo ikisi birden geliyor. Ağızlarına vurduk yalnız. Sen onunla Tauren'li var burada bir tane. Merhaba. Tauren'li görünce benim biliyorsun aklım gidiyor. Fark et. Çünkü Tauren'ler candır. Değil. Şu abiyi indirmemiz gerekiyor burada. Onu yapalım istersen. Hı hı. Bunlardan 3 tane var. Arkilonlu. Şey, Dungeon Finder'daki ilginç şeyleri de gösteririz. Gösteririz. Hadi senin bitmiş olman lazım, evet. Hala Whirling animasını atıyor ama. Bir Night Elf'le bir... Bu enteresan bir görüntü. Aspiring Soul var da iki tane. Bir tanesi Night Elf, bir tanesi Undead. Bakıyorsun böyle. Yan yana duruyorlar falan. Ve karşılarındaki Ork'la konuşuyorlar falan böyle.
Shadowlands'ın o mantığı çok güzel bence ya. Hani böyle nereden olduğun, ne olduğunun hiçbir anlamı yok yani burada. Değil mi? Ağaç mı yakmışsın? İşte ne bileyim, şey mi yapmışsın? Sylvanas'ı saymıyoruz. Sylvanas'a hiç girmeyelim hatta yani. Onun da modelinin gerçekten artık tamamen gri olmasını diyorsun. Moral grey olamadı ama armorlı grey olabilir. Heal falan mı atsan acaba arada? Arkadaşım sen Demon Hunter değil misin? Nerede senin soul şeylerin? Ben de onu merak ediyorum. Proklamadı nedense. Neyse, IBM atıp Metamorphosis'de biraz leechledim. Muhteşem terim kullanımlarımız var ya. Şu anda. Bu amcanın bu atlamalarından baygınlık geçireceğim. Tamam, bu da indi. Şu ikisini al... Aa, bir tane lazımmış, evet. Arkadakine sen gelme mi diyoruz o zaman? Yok, gerek yok ya. Bu ablayı dövelim. Epilon kaldı bir tek. Evet. La 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 la. Ben böyle sakin sakin geliyorum o sırada. Bu atlıyor zıplıyor. Demon Hunter'lık bunu gerektir. Demon Hunter'lık birazdan ölecek yalnız. Şöyle heal'lerimi basayım sana. Bu arada ben neden healing type healing stream totem koymuyorum acaba? Değil mi? Böyle sorular da mevcut. Ben çünkü sana var olduklarını unutup duruyorum. Birden fazla totem koyabilmek. Totemlerin var olması filan. Bunlar güzel şeyler tabi. Hakikaten sınıf şeyini BFR çok kötü. Evet. Ya ben şamanı nasıl koyamıyorum totem diyordum. Bir de hani Legion'da böyle bütün sınıflara ayrı şeyler, class roll'lar, ayrı questline'lar falan filan yaptıktan evet, sonra bir anda böyle hepsini kesmek hakikaten... Sana bakarken yoruldum demesi Pelagos'un yalnız. Böyle durmadan ne kadar hızlı indirdin falan diyor da. Burası çok eğlenceli arkadaşlar. Aklınızda bulunsun izleyen arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dayağınızı yiyin. Çok ciddiyim. Çünkü görev o. Burada dayağınızı yemeniz gerekiyor. Ezgi şey falan diyordu böyle ilk yaptığı sırada. Ben buna dalmak için birilerini mi beklesem acaba? Hani ben bunu alamam falan dedi. Dedim sen bir dal ona. Vuruyorsunuz ama bir nokta şunu yapıyor. Bunu yapması gerekiyor. Bu arada görevin şeyi o yani. Neredeydi abla? Heh. Öyle sert vurdu ki ablanın nerede olduğunu şaşırdı. Şimdi ne alsam ne alsam. Haste Versatility, Haste Mastery. Ben Haste Mastery mi alsam acaba? Haste Mastery alayım çünkü ben bunu eğer healer girersem healer olarak da kullanacağım. Mastery benim için önemli. Bence şu noktada optimize etmek için karakterini bu kadar kasmaya gerek yok. Ama dungeon'a girersek ben bilemedim. Şimdi Clay'e geri dönüp onunla konuşmamız gerekiyor. En son şeyden geçeceğiz. Kendimize hani Pelagos'u kurtardık ya bir arınma şeyinden. Onu kendimize yapacağız şimdi. Kendimizi arındırmaya çalışacağız. Anılarımızı döveceğiz yani kısacası. Şimdi arkadaşlar biz bu şeye arındırmaya girmeden önce gerçekten hazırlanmamız gerekiyor. Yine aynı şeyleri yapacağız. Önce no, ben yıkanıyorum şu anda. Ben de yıkanacağım. Önce yıkanacağım, sonra üstümü giyeceğim, sonra çanı çalacağım. Hep aynı sırada gidiyorum bu arada. Niye bilmiyorum. Öylesi daha mantıklı geliyor. Yıkandım. Efendime söyleyeyim. Üstümü de giyeyim. Üstüm değişecek zaten komple. Böyle bir elbise giyiyorsunuz bayağı. Cuma günü bir açayın izlerken orada şey bir tanesi kefen gibi duruyor demişti. Çok mantıklı geldi bir an böyle. Kim demişti hatırlamıyorum da. Bu yaptığımız işlem acı çektirebilir diyor bu arada. Arkadaşlar gerçekten yaptığımız şey şu bu arada. Bütün Kirin'lerin olayı da o. Ona da değineceğiz ayrıca. Bir Kirin olmanız için hafızanızı silmeniz gerekiyor. Yani anılarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Hatta bu anıları sakladıkları belli bir bölge var. Gidiyorsunuz oraya anıları şey gibi bu Dumbledore çıkartıyordu ya şey zihninden anıyı koyuyordu bir yere pensive oradaki gibi oluyor yani. O yüzden Kirin olmak gerçekten hani geçmişindeki
o şeyleri, yükleri at dedikleri şey bayağı bildiğiniz anılarınızı silmeniz yani. O yüzden ben Kirin'ler görüntü olarak çok tatlı olabilirler ama mantık olarak pek hoşuma gitmediler yani. Sadece senin değil, başkalarının da hoşuna gitmedi. Aa, kendimi şey olarak görüyorum. Kurt. Kurtçuk. Burada bir tane geldi. Şurada iki tane gelecek. Ama sanırım ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Öyle mi? Sayılmıyor mu sana? Oh, tamam o zaman. Ama ben senin moblarını görebiliyorum. Evet, seninkini onu... az önce ben kestim i̇şte... zaten sayılır ama. Şey, neden onu? Onu muhtemelen phasing yapacaklardır diye düşünüyorum şu anda. Ben şöyle uzaklaşayım da seninkilere şey yapmayayım, değmeyeyim. Yalnız bırakıp gitmek. Üçüncüye de tıklayalım. Evet, üstünden büyük yük kattı. Büyük yük kattı. Keşke hangi anı olduğunu seçebilme opsiyonumuz olsaydı. Ona göre bir tane karakter gelse filan. Ama o zaman güzel benim olur, dövmeme gerek kalmazdı. Benim için en büyük acı veren şey... Biliyorsun zaten ne olduğunu. İzlemek zorunda kalıyorsun değil mi tekrar? Şey, Sylvanas. Ha evet evet, Sylvanas tabii. Nerede bu anxiety? Aha geldi. Söylediğim gibi geldi yalnız, olmadı böyle. Ben burada bir tane cutscene falan olduğunu düşünüyorum. Çünkü dışarıda çıkıyoruz. Belki de ya da uyanıp... Gerçi burada uyanıyoruz direkt ama. Bölgenin bize verdiği, daha doğrusu bu faction'ın bize verdiği özel yeteneği alacağız buradan. Her sınıf için farklı bir yetenek geliyor bu arada. Herkesinki aynı değil. Ben de mesela... Benimki bug'lıydı. Evet. Benimki mesela totem koyuyorsunuz. Zaten gösteriyor şurada. Hani bir sonraki 3 saldırınız onda da damage çıkmasına sebep oluyor. Veya heal atarsanız heal'lamasına sebep oluyor falan gibi. Böyle çok tatlı, çok hayat kurtaran bir arkadaş kendisi. Onun için de Kalistina, hani bu ilk geldiğimizde kanatlı bir abla gelmişti ya, böyle Greeter'ı niye aktif ettiniz diye onunla konuşmaya gidiyoruz şimdi. Yalnız orayı ayrıca bir göstermek istiyorum. Çünkü hani görmeyen arkadaş varsa muhteşem bir yer burası. Şöyle şurada durayım da. Ben hani... burada şey yapacağım. I am my scars diyerek Kalistina'ya albüm atıp. Değil mi, değil mi? Böyle muhteşem bir güzellik biz var burada. Biz İngiltere'den böyle gördük. Ben Arkon'la konuşmak istiyorum. Kalistin, lütfen. Diyorum. İşte Mov'da böyle karanlık yaratıklar olduğunu anlattın. Ben bunu Arkon'a söyledim. Hizmetin için teşekkür ederim dedi. Biz de sana hediye vereceğiz şimdi diyor. Bu hediyeyi kabul ediyorum ben de. Hediye dediği de böyle bölge özelliği yani kısacası. Kanatların falan çıkacak şimdi. Kanatlar kalıcı olsa çok sevinirdim ama değil. Teşekkürler Kalistin. Şimdi burada arkadaşlar, burayı da yaptık. Özelliğimizi de aldık. Bu görev bende bug'lıydı, Druid'de. Aspirin Rest'e geri dönelim diyor şimdi. Bu arada Clea zaten... Hani yeni gelen arkadaşlar varsa onu da söylemek istiyorum. Clea ile Pelagos Soulbind. O yüzden böyle Soulbind olmak bayağı ciddi bir şey bu arada. Yani hani birbirleri için çok önemli kişiler oluyorlar. Trade edemiyorlar birbirlerini. Ya. Anıları nereden siliyorduk, ben bir daha yapmak istiyorum. Bu arada her karakteri göstermeyeceklerini söylediler. Ölen her karakter. Yani şey, böyle karakter şeyine dönüşmesin diye. Yuvasına dönüşmesin diye. Legion'ın başından beri ölen neredeyse bütün ruhlar, o işte şey, savaşta ölen Night Elf'lerin tamamı falan hep The Maw'a evet gidiyor. Orada muhtemelen şimdi... göreceğiz zaten bence Sarfang'i. The Maw'a indiğimizde Sarfang'i çok, görebiliriz. Çok büyük ihtimal. Çok muhtemel. Hatta işte şey, Tirande'nin o data mine edilmiş senaryosunda işte şey, böyle Night Elf ruhlarının şeyini kurtarmak için bir uğraşmasıyla alakalı bir mevzular göreceğiz gibi duruyor. Ben bu arada... Bu Atanos'u az önce dayak yemiştik ya, ona diyor ki yeni özelliğini kullan. Ben de bir deneyeceğim, bakalım sayılacak mı? Sen yaptın mı? Çoktan. Okey. Okey, sayıldı. Bu kadar. Yaptığınız bu.
Ya druidlerin şey bak. Aa, 51 oldum, yaşasın. Biraz. Ben de şey böyle. 400 experience falan lazım. Muhtemelen bir sonraki şeyde atlayacağım direkt. Druidlerinki bu arada, druidlerinki simbiyosis vardı şeyde. Hı-hı. Ne zaman gelmişti? Sofandaria'da gelmişti galiba. Hangi sınıfa attığınıza göre şey yapıyordu. Onun yeteneklerinden birini druide, druidin yeteneklerinden bir tanesine de attığın kişiye veriyordu. Hı-hı. Ona benzer bir yetenek geliyor. Şey yapıyorsun. Spekine göre bu sefer hani şey, işte DPS ise DPS özelliği, işte healer ise healer özelliği, tank ise tank özelliği falan filan şeklinde daha basite indirgemişler. Öyle bir yetenek alıyorsun Druid'de ama hani şey olduğu için, agresif olduğu için karşıdaki mob atamıyorsun ona. Bu arada o yüzden görevi yapamıyorsun. Ben izninizle bir ölerek ölüm nasıl oluyor onu bir göstermek istiyorum hazır buradayken. Şu aşağı atlayacağım izninizle. Yani şimdi isteyerek ölen, bu sırada bütün Shadowlands şeyi böyle halkı bakıyor değil mi? Ne yapıyor olabilir acaba diye. Şöyle bir kendimi atıp ölmek istiyorum. Whee! Normalde burada bir efekt giriyor ama o efekti daha koymamışlar arkadaşlar anladığım kadarıyla. Böyle ekran bir beyaz böyle şeyler, anima dönüyor yani ekranda kısacası. Öldüğünüz zaman... Spirit Healer değil de bayağı bildiğiniz para, bir tane bu Paragon ablayı daha sonra göreceğiz zaten. Vesifoni. Normalde bildiğim kadarıyla Lore'da Spirit Healer'ların hepsi Shadowlands'da böyle gözüküyor bu arada. Yani bizim şeyde gördüğümüz, Azeroth'ta öldüğümüz zaman gördüğümüz aslında birebir Spirit Healer'ın kendisi değil de yansıması diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum Can? Beni düzelt eğer yanlış hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Evet. Gerçek halleri bu şekilde. Siz de böyle küçük bir şekilsiz ruha dönüşüyorsunuz. Enteresan bir şekilde Night Elf'ler de ona dönüşüyor. Evet. Ben şöyle kendi şeyime doğru gideyim. Ceset dedi ya, ruhum kalıyor ya geriye. Ruhuma doğru gideyim şöyle. Ruhunun cesedi. Ama efekt çok güzel şeydeki böyle bir şeyler akıyormuş gibi bir gözüküyor. Wanted görevini falan da alayım. Wanted görevini zaten şu görevleri vereyim önce ben be. Merhaba Clea. Burada Disciple Cosmas diye bir arkadaşımız var. Ona verdiği görevde Temple of Purity'ye gidiyoruz. Saflık tapınağına gidiyoruz. Ve bu tapınakta bildiğiniz o başından beri bahsettiğimiz anıları yok etme işlemi gerçekleşiyor. Ve hani anima şeyinden ötürü, sıkıntısından ötürü çok fazla Kirin böyle hani kötü hissetmeye başlıyor. Bir şekilde nasıl diyeyim, yoldan çıkmaya başlıyorlar. Onlar için hani şeyde Temple of Purity'de çok fazla aktivite dönmeye başlıyor bu sefer. Onlara yardım etmeye gideceğiz şimdi. Şu Wanted görevinde bu abi uçmaya gidiyor tabii. Hayat kanatlı olanları ne güzel. Wanted görevini de alayım bari. Ne çekemedi ya. Neyse, ben de suyun üstünde yürüyorum. Gerçekten çok etkili bir şey. Bu arada Wanted'a doğru gidiyorum ben. Biri onu öldürüyor. Haberin olsun. Bence... Ben de tank şeylerime... Sayıldım sana bilmiyorum da ben öldürdüm yani. Sayıldı enteresan bir şekilde. Çok uzaktasın ama ya nasıl sayıldı? Enteresan. Hoş. Güzelmiş. Şu görevi, şuradaki... Yemek çalıklarıma bakmaya da devam edebilirmiş. Minnoş'uma gelip... Evet biz bunu öldürdük diye... Haber verelim. O zaman şimdi şey Temple of Purity'ye gitmeden kısa bir ara versek mi? Olur. Dersin. O zaman birazdan geliyoruz.